Hepinize merhaba arkadaşlar. Mayalı Hamur'dan çocukların çok sevebileceği doğum günlerinde böyle şık görüntüsü olan tavşan poğaçacıklar yapacağız. Tavşan poğaçığı için öncelikle havuç gerekiyor. Havucu ortadan ikiye böldüm. Böyle bir şu şekilde bir ucunu sivrilterek hafif yontuyorum. Bu hazırladığım havucu tam ortadan ikiye kullanarak bölerek kullanacağım. Bakın bu hale gelmesi yeterli. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde uca doğru sivrilen bir havuç dilimi oluşturuyoruz. Bu havuçlardan arta kalan havuç parçacıklarını ise ben daha sonra kullanacağım. Tabii ki de çöpe atılmayacak. Havuçlarımı hazırladıktan sonra hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Şimdi hamurumu hazırlıyorum. Su bardağı ölçüm 200 ml. Yarım su bardağı süt. Onun üzerine bir tatlı kaşığı maya ve bir tatlı kaşığı şeker ekledim. Bir yarım su bardağı kadar da maden suyu ekledim. Tekrar bir yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ben bu maden sulu poğaçayı çok severdim. Önceden çok yapardım. Bayatlaması gerçekten hani geç olan bir poğaça. Bu tarifte de bu şekilde ben bu tarifi Hülya Hanım'dan aldım. Instagram sayfası Hülya Turan sayfasından aldım. Orada da maden sulu kullanıldığı için hiç tereddüt etmeden yaptım. Çünkü çok hoş, güzel bir dokusu oluyor hamurun. Yaklaşık 2,5 bardak kadar un ilave ettim ve 1 çay kaşığı tuz ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Normal poğaçalardan bir tık daha kıvamlı olması gerekiyor hamurunuzun rahat çalışabilmek için. Çünkü çok yumuşak olursa hamura şekil verirken kopmalar yapabilir. Mayalı hamuru bu aşamadayken 5 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor biliyorsunuz. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım. Ve sıcak bir ortamda yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Bu şekilde pürüzsüz özlü bir hamur olana dek yoğurma işlemini devam ediyorum. Evet, hamurumu ben hafif ılık fırının içine koydum. Biraz daha hızlı mayalansın istedim. Şimdi şekil verme kısmına geçebiliriz. Şöyle hafif içinde fazla gazı çıksın diye birazcık yoğuruyorum. Ardından şekil vermeye başlıyorum. Evet, bu yaptığım kısımlar öncelikle tavşanın gövdesi olsun istiyorum. Önce gövdelerini yapacağım. Tartmadım ama hepsinin aynı boyut olmasına dikkat ettim. Yine de tabii ki de arada ufak farklılıklardan dolayı büyüklü küçüklü olabilir. Evet, gövdeleri hazır şimdi tavşanların. Kulak, ayak ve kol yapacağız. Hamurdan minik minik parçalar kesip öncelikle kulaklarını takıyorum. Bu şekilde yapıştırırsanız o pişerken birbirine birleşiyor zaten. İki kulağını yapıştırdık. Biraz büyük olmuş, onu küçültüyorum. Evet, şimdi ben burayı biraz hızlı geçmişim ama tekrardan göstereceğim kollarını nasıl yaptığımı. Bakın bu şekilde uzatıyorum kolunu. Keserek bu şekilde yapıştırıyorum.
Havuçları hep aynı yöne doğru koyarsanız, bir de parçaların büyüklüklerine dikkat ederseniz, görsel olarak daha güzel bir görüntü ortaya çıkabilir. Bu şekilde kollarını yapıştırıyorum, kulaklarını yapıştırıyorum ve ayaklarını yapıştırıyorum. Tavşanımız hazır hale geliyor. Mayalı bir hamur olduğundan biraz hızlı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bekleyince çünkü bir tarafı kabarıyor, bir tarafı kabarmıyor. Sıkıntı olmasın diye hepsini aynı şekilde olması için seri bir şekilde çalışmanız yeterli. Ben yapar yapmaz direkt fırına koydum, beklemedim. Tepsi mayası için beklersem çünkü şekilleri bozulacaktı. Ben şimdi burada tekrar sizin için bir kere daha göstermek istiyorum nasıl şekil verdiğimi. Bu parçayla kollarını yapacağım. Pürüzsüz olması için tekrar yoğurdum hamuru ve biraz bekledim. Bu şekilde kollarını yapıştırdım. Kulaklarını ve ayaklarını koydum. Dediğim gibi hamur mayalı olduğundan bazen beklenmedik şekilde şeklinde bozulmalar olabiliyor. Ama hiç önemli değil. Zaten önemli olan hafif bir görsel şirinlik değil mi? Çok muntazam bir şekilde yapmak zorunda değiliz zaten. Bakın bu şekilde havucu da ortadan ikiye kesip öyle kullandım. Hatta boyunu bile kısaltabilirsiniz dilerseniz. Orijinal tarifinde Hülya Hanım'ın maydanoz da vardı fakat ben kullanmadım. Bu şekilde. Şimdi bunları tepsiye dizip fırına verme zamanı. Şimdi ben bunları bu şekilde çalışma matında hazırladım. Hamur kesme aparatıyla tepsiye taşıyorum. Dilerseniz direkt tepsinin üzerine yaparsanız benim yaşadığım sorunu yaşamamış olursunuz. Fikir olması için burayı da koymak istedim. Toplamda 8 tane tavşanım oldu. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. 200 derece önceden ısınmış fırında. Bu şekilde üstü biraz kızarana kadar pişiriyorum. Ve gıda kalemiyle tavşanlarımızın gözlerini ve burunlarını çiziyoruz. Çizimim pek güzel değil benim ama idare edin bu şekilde ancak yapabildim. Eminim deneyecek olanlar daha güzel çizimler yapacaktır. Bu elimdeki kalem dediğim gibi gıda kalemi. Şeker hamurlu kurabiyelerde daha çok kullanılıyor. Pasta malzemeleri satan yerden aldım ben. Çok sık olmamak kaydıyla kullanılabilir. Böyle bu şekilde bir görsel bir şirin bir poğaça yapmak isterseniz böyle bir kalem elde edebilirsiniz. Ciddi anlamda el oyalayıcı bir poğaça oldu benim için. Biliyorsunuz ben hani hamur açmayı seven, mutfakta vakit geçirmeyi çok seven birisiyim. İlk defa denedim bunları. Çok şirin oldular. Bu şekilde bir kalemle kulp yaptım. Bunu bir daha görün istedim. Poğaçalarım bu şekilde oldu. Tavşan şeklinde çocukların sevebileceği doğum günlerinde ya da konsept gün, özel günlerde böyle onların hoşuna gidebilecek şekilde hazırladım. Yumuşaklığı da hamurum bu şekilde. Fırından çıkınca üzerine böyle bir bez kapatırsanız sıcaklığıyla yumuşacık kalır. Bakın altı da çok güzel pişti. Videomu izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve Instagram hesabımdan sipariş vermek için bana ulaşabilirsiniz. Videoma yorum bırakırsanız yine çok mutlu olurum. Deneyenlerin dönüşlerini mutlaka bekliyorum. Bakalım sizlerin yaptıkları nasıl olacak? Dediğim gibi Instagram hesabımdan bana DM'den ulaşabilirsiniz tariflerimi denediğinizde. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.